diye düşünüyorum. Yok, o tam genç kalmayacak ya. Özellikle o G2 maçında yaptığı hamlelerden sonra hiç düşünmüyorum. Artı Tahmkent'le birlikte çok rahat oynuyoruz. Zaytnot riskli sayılabilecek pozisyonlara kendini atabiliyor. Tahmkent'e güvenerek, Snowflower'a güvenerek. Ben Tahmkent'in evet Supremacy tarafında çok önemli bir seçim ama rakip takımların da buna bir cevap üretebileceği noktalar var. Koridoru çok daha güçlü kurmak gibi. Keza bizim de olur da karşımıza Tahmkent alınırsa Snowflower almasın diye. Ama koridor orada aşamasında çok zayıflatmak çok mümkün bir şampiyon. Yalnız koridor yeteneği devreye giriyor ve Zeytnot'un ve Snowflower'ın ortaya getirdiği yetenek ve mekanikle bizim grupta karşılaşabilecek bir alt koridor yok. Evet, şu ana kadar öyle. Yani bizim grupta G2 ve Ascension'ın alt koridorları böyle oyunculardan oluşmuyor. Dolayısıyla bunu riske edebiliyoruz. Bu arada LeBlanc yasaklandı G4. Şimdi burada Urgot'u yasaklayacaklar Alistar'ı mı ya da ikisini de mi açık bırakacaklar? Urgot yasaklandığına göre acaba Alistar bizim için ihtiyacımız... Biz Alistar'ı tercih etmiyoruz Tahmkent açıkken. Bu arada Tahmkent açık olduğu için istemeyebiliriz. Hatta burada Tahmkent ya da Alistar'ı alma zorunluluğumuz da yok. Belki direkt bir Kayse'ye gidebiliriz. Daha bir sürü nişancı var. Kayse'yi koridorda perişan edemeyecek ama karşımızda Nixar olduğu için... Ve Sion... Sion'da şu ana kadar Fabulous'un çok rahat ettiği ve çok da verimli olduğu bir şampiyon. Yani Aatrox'tan daha verimliydi şu anda. İlk karşılaşmada G2 Esports'u mağlup ederken Fab'ın ellerinde de Aatrox vardı. Şimdi bakalım iki tercihlerini nereye doğru yönlendirecekler. Alistar bir öncelik oldu Ascension için. Bu da bizim adı tabii ilk seçim fazında Tahmkent'i almamız gerekliliği anlamına geliyor. Aynen öyle. Yani biz Alistar'a çok değer vermiyoruz çünkü karşısında oynamayı biliyoruz. Karşısında da rahat ediyoruz Tahmkent çocukken. Tahmkent yasaklansa muhtemelen Alistar'ı alacaktık zaten. Ya burada bir Varus Tahmkent ikilisi. Muhtemel. Lucian Tahmkent ikilisi de olabilir. Yani Lucian'la Tahmkent o kadar iyi değil ama ya. Sinerjileri o kadar kuvvetli olmasa da. Lucian'ın yanında biraz daha onun agresifini tamamlayacak. Aynen ya şöyle olabilir. Yanına Braum lazım aslında. Hiç Alistar, dolandırmaya Braum. Gerek yok ama. Bu arada Braum da Alistar'a karşı çok rahat tercih edilebilen bir şampiyon. Çok verimli olabilecek bir şampiyon. Thresh üzerinde duruyor bu arada. Snowflower için ekibimiz. Thresh tercihi geldi. Şimdi Thresh'in yanında Lucian hiç fena olmaz. Bir izlesek iyi olurdu zaten. Hazır güçlendirme de almışken Thresh. Bu da hiç fena değil. Yani Varus'ta Lucian'da iyi tercihler olacaktı ve yani alt koridorda bu arada ciddi bir skor potansiyeli olan koridorumuz var. Yani ne onlar bu arada hangi nişancıyı alırlarsa alsın baskı kurmaları çok zor bu ikiliye karşı. Yani şu var eğer ki Twitch alırlarsa Nixar için ki çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Erken seviyelerde çok zorlanırlar. Vayne. Öyle bu kumara girmeleri bayağı büyük olur onlar için. Çok kötü bir ikili. Ya yanında Rakan olmayan Zaya'yı karşıda görmek kadar güzel bir... Çok güçsüz. Hakikaten çok güçsüz tek sahne başına. Yok. Zaten Rakan'la bile eski gücüne kavuşamıyor. Yani Rakan'la ikinci seviye bir nişancı olurken Rakan'sız üçüncü seviyeye aynen düşüyor. Öyle. Değişik bir tercih geldi. Saradına Olaf'ı yasakladılar. Biz ormancı yasaklaması değil de biraz daha orta koridor yasaklaması ya da üst koridor yasaklaması gidebiliriz. Bence üst koridorda Fab'ı zorlayacak şampiyonları ortadan kaldırmak daha mantıklı. Fab'ı zorlayacak değil de... Fab'dan ziyade Zeytnot'u zorlayacak aynen şampiyonları öyle. Yasaklıyoruz gibi üst koridorda. Bir 10 gitti. Bir tane daha o tarzda bir şampiyon. Bir tane daha gerek var mı ondan emin değilim. Çünkü zaten diğer savaş başlatacak olanı biz aldık. Şöyle düşünüyorum üst koridor şampiyonlarından ne gelebilir diye de... Ya bir ihtimal Cho'Gath yasaklamasını yapmayı düşünebiliriz. Ama çok zorlamıyor ki Varus. Sion'u biraz zorluyor. Fab kaybetse de bir şey olmaz ki. Sion çünkü yani. Koridoru 20 milyon, 30 milyon geri düşse de bir problem olmayacak. Yani mümkünse kimse kaybetmesin Halper. Mümkünse herkes koridorlarını... Bazen bazı tarafı bir tarafı kazanabilmek için öbür tarafı kaybetmeyi göze almak gerekiyor. Ve Akali yasaklaması geldi bu arada. Akali'nin de son tercih olarak gelip... Cevap verilemeyen bir statüde kalmasını engellemeye çalıştık. Makul bir tercih. Şimdi bakalım Ascension Gaming tarafında. Burada muhtemelen üst koridoru göreceğiz ve orta koridorda G4'a bir karşı seçim yapma şansını bırakacaklar. Kamil geldi. Üst koridorda göreceğiz. Sion'a karşı nispeten rahat eden bir şampiyon. Burada artık bir sanki Orianna gerekiyor. Biz rahat ederiz Orianna'yla. Ya hatta şöyle Sejuani... Orianna ikilisi burada hiç fena gözükmüyor. Sejuani çok ağır bir dengeleme aldığı için arada o biraz daha ama gördük. Gözden uzaklaşmış. Gördük dünya şampiyonasında şu ana kadar ön elemede. Galio. GBM son ne zaman Galio oynadı ya? Ya öyle bir yerden sonra... Yakın zamanda ki... oynadı ya. Bak çok güzel cevap. Yakın zamanda oynadı. Evet evet. Çok bayağı, olmadı ama hakikaten. Ama hatırlamayı yani çok az tercih edilen bir şampiyon. Bence bu arada çok verimli bir şampiyon Galio. Hala o kadar...
dengelemeye, bu ayarlamaya... Bu arada Galio-Jarvan kombosunu mu alıyoruz burada? Özellikle Galio'nun yenilendiği dönemde inanılmaz iş yapan bir komboydu bu. Yalnız şimdi hasar departmanında birazcık geride kaldık mı diyeceğim ama... Yok, bunu kalmadı. Dediğimiz ilk maçta Sion neredeyse nişancımız kadar hasar vermişti ve Galio da o eski Galio değil. Bu arada Jarvan'ın da arada aldığı güçlendirme, pasifinin bekleme süresi artık daha kısa. Ben bu turnuvaya gelirken üst koridorda çok daha fazla tercih edilmesini bekliyordum. Hani özellikle üst koridorlarla takas açısından, ama ormandaki temizleme hızı ve temizleme sağlığı Jarvan'ın çok artmış durumda. Bu dengeleme gelmeden önce Jarvan'la ormanda canınızı kaybediyordunuz ve hiçbir zaman full canda dolanamıyorken şu anda kalabiliyor Jarvan ve Stomaged'in kendini ilk profesyonel arenaya attığı şampiyon zaten. Bu arada TBF'de oynadı. Galio'yu. Ve yani çok verimli olabilecek bir kompozisyonu var şu anda. Yani Essential kompozisyonu da o kadar kopuk ki birbirinden. Aynen öyle. Hiçbir alakası biri yok ya. Biri orta oyunda güçlü, biri geç oyunda. Biri ayrı kittirme peşinde, biri ben 3-4 eşya olayım peşinde. Öbürü ben minyon biçeyim derdinde orta koridorda orada korkuyor. Aşağıda Zaya gibi agresif bir şampiyon ama bakacak yanında bir tane böyle her yere büyük bir kontra yapmaya çalıştılar var. Aslında her koridora. Özellikle ortaya ve üste yaptıklarını söyleyebiliriz ama her yeri kontrolamanın net bir şekilde bir fayda sağlamadığı daha önceki bir sürü maçta görüldü. Ya belki koridoru kazandırabilir ufak farklarla ama orta oyuna geldiğinde, takım savaşlarına geldiğinde yani özellikle Sion, Galio ön alanını geçmek oldukça zor olacak rakip için. Ve burada da Snowflower'a tabii inancımız sonsuz. Alt koridorda Nyxar'ı gerçekten çok fazla darlayacaklarını düşünüyorum. Jarvan bu arada turnuvanın ilk kez orman seçiliyor değil mi? Yani Halper'in artık zor soruları sormayı bıraksan keşke. Abi maçların çoğunu da izledik aslında. Nasıl kaçırabiliyoruz abi bunu? Ya şimdi şöyle, çok kısa sürede çok fazla maç olduğunda evet. Artık görüntüler ve seçim yasaklamalar birbirine karışıyor. Yani Infinity izleyici maçında olmuş olanlar aslında başka bir maçta da olmuş olabilir. Infinity mi kazandı o maçı? Bayılmışım, sonucunu görmedim. Şimdi Ascension adına tabii son bir şans. Bizim adımıza çok önemli bir karşılaşma. Dünya Şampiyonası'nda 2018'de gruplara kalmak istiyorsak bu maçı kazanmamız önemli. Daha da önemlisi G2 eğer ki Ascension'ı bir kez daha mağlup ederse eşitliği bulacak maçta. İlk günkü performansımızı, ilk maçtaki performansımızı tekrarlamak önemli. Yavaş yavaş Sihirdar Vadisi'ne doğru geçeceğiz. Kore'de LoL Park'ta günün 3. karşılaşması. Temsilcimiz Bahçeşehir Supermassive. Güneydoğu Asya temsilcisi Ascension Gaming karşısında oyuncularımıza, takımımıza bir kez daha gönülden başarılar diliyoruz. Şu maçta Camille eğer kontrolden çıkmazsa da Korki daha hiçbir eşyasını tamamlayamadan biz bu maçı çok rahat kapatırız. Çünkü orta oyuna hakikaten çok güçlü bir kompozisyonu var Supermassive'in. Onları tutabilecek tek şampiyon, bütün oyundaki, bütün Ascension tarafındaki tek şampiyon Camille. Ya Korki'nin güç patlamasına ulaşması için şu an 3 eşya, minimum 3 eşya gerekiyor. Ki eşyaları da, yaptığı eşyalar da çok pahalı. O arada... oyunu kapatmamız gerekiyor ama oyun uzarsa, olur da uzarsa Korki ve Zaya'nın hasarını Varus'la dengelememiz çok zor olacak. Ki aynı zamanda Camille'in de ayrı kitirme tehdidi de bir süre sonra Sion'un boyunu aşacak. Burada da bir kilit isim Jarvan Galio ikilisi. Onların ne yapacak? Çünkü onların elindeki savaş başlatma mekaniği Camille Galio'ya biraz benzer bir özellik aslında. Evet hani Camille bir hedefi sıçrası olsa da o Galio alanının içinde tutabiliyor ama Jarvan da sıçrası olmayan bütün hedefleri o alanın içinde tutabiliyor. Benzer tutabildiği sahip iki olacaktır. Tane şampiyon var şu anda ya. Yani yetenekleriyle çıkabilen şampiyonlar var o Jarvan ultisinden. Orta koridorda çok fazla bir aksiyon beklemiyoruz aslında. G4 dürtmeye çalışacak olabildiğince GBM'e. Yani şöyle, dürtmenin de çok bir anlamı yok Galio'yu bu noktada. Daha çok mükemmel minyon skoruna ulaşmaya ve senin söylediğin o 3 eşyalı güç paslamasına olabildiğince hızlı ulaşmaya çalışacak. Aksiyon nasıl gerçekleşeceği yerse burası gibi görünüyor. Burada tabii iki tarafta rakip hata yaptığı an, pozisyon hatası yaptığı an çok ağır cezalandırabilecek iki destek var. Ve anlık hasara çok yüksek iki nişancı var. Mesela bunun gibi bir hata yapıldığı zaman direkt üstüne gitti zaten Snowflower, Zeitnot ikilisi. Ve hemen Nyxar'ı minyonlardan uzaklaştırdılar. Koridorda FAP şu an için hiç fena bir iş başarmıyor açıkçası. O takaslardan bayağı bir üstün çıktı. Ortlan pençesi avantajı orada. Ona biraz daha bu dakikalarda üstünü sağladı. Oo, ikinci seviye. İkinci seviye erken olduk bu arada. İçin başı dertte olabilir, en azından sıçrasını alabileceğiz mi? Alamamış olsak da ikinci seviye avantajını iyi kullandık. Bu arada Stomaged
rakibin mavisine doğru ilerliyor ve orada Lloyd'la karşılaşacak. Ciddi anlamda bir can avantajı var ve biz koridoru da ittirmeyi başardık. GBN de öyle ve burada mavi güçlendirmeyi çalabiliriz. Çarpı da var. Çarpla beraber almayı başardı ve Lloyd'u bir anda ormanda oldukça kaynaksız bıraktık. Bir de yampiri yengeçleri alacağız. Bu arada Stomage bilerek mi yaptı, yanlışlıkla mı yaptı ondan emin değilim ama sanırım mızrağı kaçırdı Stomage ve o kaçırdığı için Lloyd'un çarpı boşa gitti. Bilerek yaptığını düşünmüyorum ben açıkçası. Bilerek yapma ihtimali var çünkü çok Jarvan oynamış bir oyuncu. Yani hasarlarını o konuda çok rahat hesaplayabileceğini düşünüyorum. Onu en iyi ben biliyorum ya, o Jarvan dönemlerini. Nerede o dönemler profesyonel oyuncuydu Alper. Gerçi sen de öyleydin ya. Ama o zaman üst koridordu. Tabii üst koridorda Zeitnot'la Jarvan Lee Sin kapışıyorlardı bütün gün. Ama Noel de nispeten fason bir profesyonel oyuncuydu. Sen TBF gördün, başarıların var. Noel de nesi var? Ben hiçbir şeyim yok. Ben öyle oynadım. Estağfurullah Noel Dayıcım. Senin de nişancı zamanlarını severek, beğenerek izliyorduk. Erken dakikalarda bu arada altında bir denge söz konusu. Koridor baskısına baktığımızda Kamil Fab'ı kule altına ittirmiş durumda. Bu arada Stomage acayip öne geçmiş durumda. Çünkü Lloyd kapayacak gibi ama burada buraya girdiğini biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Çünkü Lloyd'un bir kampı var hayatta. Şu anda Stomage'in 4 kampı var. Bir tanesini alırsa Lloyd bile kamplarının fazlalığından dolayı ve onları alabilme potansiyelinden dolayı öne geçmiş durumda. Storm yetişebilecek mi acaba bu arada? 3. seviyede yetişecek. Lloyd. Çarpı yok. Şimdi çarpını kullandı. Koşu yoluna bir sancak kombosu gelir mi? Sıçra atmak durumunda kalacak gibi görünüyor. Şimdi kır geçirden sıçraleşiyor Lloyd. Son saniyeye kadar da bekledim orada. Alt koridorda tutan bir ölüm cezası var. Rich'in başı dertte olabilir. Sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Güzel bir derisiniz. Deşenok var mı? Gerek yok. Thresh hava yolları bir kez daha nişancısını skora taşıyor. İlk kan burada Zeitnot'a gitti. Tertemiz kazanan bir alt koridor eşleşmesi aldık ve bunu sonuna kadar kullanıyoruz. Yapmamız zaman, gereken bu bizim zaten. O zaman zaten. Size bir zor soru daha. Snowflower bu sezon Thresh'le maç kaybetti mi? Bulsara sana ihtiyacımız olduğunda neredesin? Muhtemelen hayır ya. Ya bu arada çok az tercih ediyorlar ama Snowflower'ın gerçekten çok net fark yarattığı şampiyonlardan bir tanesi. Burada da fark yarattığı noktayı göreceğiz. Ya sürekli çalıya girip çıkıp bir hasar bırakıyor ve dürtüyor Alistar'ı. Sonrasında ise direkt tabii savaş başlangıcı sıçrasıyla Zeitnot'u çağırıyor ve skoru teslim ediyor. Rich de Zeitnot'un pozisyonu bozmak için kullanamadığı için yeteneklerini, kendini kurtarmak için attığından dolayı Zeitnot da çok rahat hasar verdi orada. Ve nispeten Snowflower'ın yarattığı ama kolay diyebileceğimiz bir ikkan oldu. Burada Nyxar orada geri dönmeyi tercih etti. Yalnız o koridor onun kulesine dayanmayacak mı acaba? Hayır. Dayanmayacak. Minyonlar da geliyor. Aslında fena bir yerde de bırakmadı. Rich'in yardımına ihtiyacı olacak ve ışından da geliyor. Bu arada tabii bizim alt koridorda dikkat çekmediğimiz bir nokta şifa üstünlüğümüz de var. Ya ışından almak şu an çoğu eşleşmede mantıklı halde değil. Çünkü ışınların bekleme süresi çok fazla arttı. Şifa avantajını kullanabiliyor. Özellikle Thresh Varus olan bir noktada ışından almak bana çok mantıksız geliyor. Ve bu arada Stomage de şu anda Lloyd'un canını fazlasıyla sıkıyor. G4'a orta koridor ziyareti gelir mi? Her ikisi de 6. seviye bu arada. Ve geliyor şimdi arka tarafa doğru bir sancak kombosu gelecek. Yakalamayı başardık. Sihir darbeyi kullanamadan G4 düşüyor. Şimdi alt koridora bir baskın bu arada. Lloyd'dan gelecek. Snowflower'ın başı derde gelebilir. Sıçrası yok. Zeitnot'un sıçrası var ama Varus o kadar ciddi bir geri dönüş hasar verdi ki Lloyd'un birazcık geç kalması buradan da istediğimiz gibi çıkmamızı sağladı. Ya zaten hani Zaya'nın vuramadığı bir pozisyonda hasar... Zaya vursa bile hasarı yetiştirmeleri zor bu arada. Eğer Snowflower'ın üzerine giderlerse. Hem çünkü Arthur Shock'a sahip hem de Thresh o kadar da kırılgan bir şampiyon değil. Zaten Alistar çok fazla hasara sahip değil. Anlık hasarını kullandıktan sonra pek bir şey olmuyor. Bu da GBM'in iyi sıçrası ve kitle kontrolünün iyi zinciri. Burada bir şeylerin ters gittiğini fark etmesi gerekiyor. Aslında bu bizim güzel oyunumuz evet ama G4'un da kötü oyunu. Warcrest'in sıçrası olan bir Corki'nin o kışkırtma efekti başladığında bir şeylerin ters gittiğini anlaması gerekiyor. Şöyle Jarvan'ın oraya girdiğinin farkında olmadıklarını düşünüyorum ben. Zira oradaki totem aslında Corki'ye güzel bir görüş sağlıyordu. Şu anda hala haritada ama Jarvan çoktan içeri girmiş. Kurtları almış, baskına gelmişti. Dolayısıyla yine de Stomage'in erken oyunu burada bize skoru getirdi. Ya koridor safhasında öyle kışkırtmayı açıp üzerine yürüyorsa galiba bir şeyler çıkacak belli. Çünkü yani o takasları tek başına kazanamayacak. Bunu biliyor o da. Ya işte orada bir blöf de olma ihtimali evet, her evet zaman. Yani iki adım geri atacaksın blöf de olsa. Bir milyon kaçırmak ölmekten iyidir. Lloyd kule altına doğru geliyor. Arka tarafta
Oh. Ekstra da kullanıldı. Yalnız bu Fener oyununu yapamadık. Yalnız Lloyd'un da henüz içeri gelmemiş olması avantaj olabilir. Zeitnot düşecek. Ya burada açıkçası güzel uygulama rakipten geldi. Bizden de kötü uygulama. Kendi kendimizi yemledik. Yani Fener'le. Hiçbir şey yapamayan şu ana Fener'de kadar Zaya'ya da çok kötü yere geldi. İki skor verdik. Bu arada Zeitnot düz bir şekilde düz sıçra atıyordu. Çok rahat kaçacaktı. Fener'le kendi kendimizi yemledik ve çok kötü bir zamanda yemledik. Bir sürü minyon kaybedeceğiz. Önde olduğumuz koridorun avantajı bir anda kaybedildi. Son Edge yalnız şu anda görülüyor rakip tarafından ve kırmızısı da Lloyd tarafından alınıyor. Lloyd'un hasarı yetmeyecek gibi ama ya. Bakalım keskin gagaları aldıktan sonra döner mi Stone Age? Ortaya gitti Stone Age. Ortaya gitti ve kırmızıyı da kaybettik. Çok önemi yok ama ya. Eskisi kadar değil artık çünkü. Bütün kamplar çok yakın tecrübe puanı verdiği için genel olarak kamp farkı oluşturmak daha önemli. Yani Lloyd da ortada fall yok, yumurta yok. Gitti Edge'lerde inanılmaz hasar aldı. Çok kötü bir Fener geliyor burada Snowflower'dan. Bir de üzerine Rich bozuyor orada. Havadayken ve skoru daha Lloyd gelmeden almayı başarıyorlar burada. Düz kaçsak kaçacağımız bir pozisyondan. Evet. Kendi kendimizi Fener'le yemleyerek. Şöyle nazar boncuğu olsun diyelim. Bu turnuvada da yaptığı belki de ilk kötü oyun bu ikilinin. Aynen öyle. Dolayısıyla dördüncü maçlarında da olur o kadar diyelim. Umalım ki tekrarlanmasın. Altın farkı da 400'e indi. Ya erken oyunda yaptığımız iyi işleri birazcık tersine çeviren bir hamle oldu ama hala üstünlük bizde. Böyle GBM proto kemere gidiyor gibi. O Asaruk Sopa ve Zonya kombosunu almayacak. Ve koridorda daha etkin olabilmek adına ikinci karamüşürü de almış. Şu anda bir kule altı yapma potansiyelimiz var. Yani görüyorlar bizi işte. Şu anda. GBM'i de gördüler. Rich çıkıyor. İlk kuleyi oynayabiliriz. Mixer çıkıyor ve ilk kuleyi alacağız. Şimdi Galio'nun geri gitmesi anlamına geliyor bu tabii. Lloyd da orada ama çok fazla minyonumuz var. Hem çok fazla minyon var hem de G4 yardım edebilecek bir yerde değil. Rich yalnız oraya gelirse şimdi bu ışından oyunu gelebilir. Rich oraya doğru yaklaşıyor. Yalnız ilk kule altını biz aldık. Şimdi arkadan kim geliyor? Lloyd da yaklaştı. Çok iyi stomaged. Alistar'ı güzel yakaladık. Yalnız Rich 6. seviyeye geldi. Zeitnot bu sefer güzel Fener yalnız patlayan fıçığı güzel yere gidiyor. Hasarımız oldukça fazla. Afet geldi. İlk düşen isim Rich olacak. Ona da şimdi devam. Güzel bir ölüm cezası. Arkadan yalnız paketiyle gelen bir G4 var. G4 kurtarabileceğiz mi Zeitnot'u? Son bir vuruş G4 Zeitnot skorunu aldı ama biz de G4'u düşüreceğiz. Kuleyi de almayı başardık. İlk kule üzerine 3 skor birden. Güzel bir takas. Nyxar'ın bu arada başı dertli olabilir. Tüy fırtınası var. Tüy fırtınasını kullanıyor. GBM kışkırtma gelecek mi? GBM bekleme süresi. GBM orada Nyxar'ı almak istiyor. Nyxar bu arada kışkırtılacak. Şimdi bir ölüm cezası var mı? En azından derisini yüz geliyor. Nyxar'a son vuruş. Buraya kadar da dedi GBM. İstediğimiz şeyler, arzuladığımız şeyler arka arkaya geldi. Çok ya, güzel oynadık bu noktayı. İlk başlangıç Alistar'ın sıçra attıktan sonra kombosunu yaptırmamakta oldu bizim için. Burada pozisyonun başlangıcı Alistar sıçra için pozisyon alıyor Zeitnot'un üzerine gitmeye. Biraz şansa denk gelmiş ama. Çünkü daha Alistar girmeden atıyor. Ama şu pozisyonun başlangıcı bizim için çok iyi oldu. Lloyd burada ultisini kullandıktan sonra Nyxar'ın hasar verebileceği bir pozisyonda değil Zeitnot. Zeitnot'a hasar gelmediği için de rahat rahat savaşı oynuyoruz. Ya patlayan fıçı da bu arada Nyxar'ın tüylerinden hasar almasını engellemiş Zeitnot'un. O da bizim işimize gelmiş. Aynen öyle. Daha sonrasında Corki katılmasına rağmen GBM de çok rahatlıkla o savaşa katılıyor. Zaten kule arkada düştü minyonlara. Ve uzayan kovalamacanın sonunda da GBM tekrardan yakaladı Nyxar'ı. Ve aşırı öne geçmiş durumda şu anda GBM. Geçen başka scout senaryosu umarım yaşanmaz. Scout'un senaryosu yaşanır, EDG'nin senaryosu yaşanmaz diyelim. Yalnız burada tabii şu anda çok kuvvetli olduğumuz oyunun ortalarına iyi, sağlıklı bir altın üstünlüğüyle giriyoruz. 3000 altın üstünlüğü gerçekten atıf sayılır. Ve şu andan sonra yapacağımız takım savaşlarında bol miktarda kombomuz var. Bunu almamız da çok önemli bu arada. Kule altı bu arada çok hasar odaklı gittiği için alamet, dayının da bahsettiği gibi şu anda bizim için çok önemli. GBM çok hasar odaklı gittiği için kule altı yapıp hemen düşünüp alametle iki kule bile alma şansımız var şu anda. Kusura bakma dayı, sözünü böldüm ama. Yok, sen benim tercümanım oldun bu şeyde ya. Duygularıma tercüman oldun derler ya. 7 yük karamıyor bu arada GBM. Hem de 2 tane. 7-14 olmuyor ama. Ama olmuyor işte. Sadece 7 yük. Ama GBM senden bir şey istiyorum. Onu meje yapma. Mejeyi çevirmeli. Yapma. Sonu kötü bitiyor. Yani Zerat dışında yaptığı bütün mejeylerin sonu kötü bitti onun. Zerat'ın işine yarıyor bu arada. Yarıyor. Hareket hızından dolayı özellikle Zerat'la daha iyi pozisyon aldığı için. Bir de kimse yetişemiyor Zerat'a. Şimdi çok ciddi bir üstünlüğümüz olan üst koridor. Tek kılıcı ve iki uzun kılıca karşı mahvolmuş kralın kılıcı tamamlanmış durumda. Yakaladığımız anda oradan skor çıkarmamız çok kolay olabilir. Şimdi GBM şöyle bir üst koridor hareketlendi ama şimdi gitmeyecek oraya, ölüm cezası geldi tabii Alistar'a tuttuğu için.
çok fazla devam etmeyecek. Yalnız Deşenok'un bile Alistar'a ne kadar hasar verdiğini görüyoruz. Stomage de yaklaşıyor bu arada. Stomage'in doğrusunu yapıyor şu an. Yani zaten yeterince önde Lloyd'a karşı. Yani aynen bu öyle. 3'e 3'te bize üstünlük sağlamaları gerçekten çok zor. Hatta neredeyse imkansız. Şimdi Snowflower oraya Fener'i bıraktı ama Fener'e kimse gidemeyecek. Tüy fırtınası kullanıldı. Nyxar açıkçası telaşının bedelini ultisinin bekleme süresiyle ödüyor. Snowflower'ın da ama bugün Fenerleri biraz sıkıntılı. Onu söyleyebiliriz. İstediği yere atamıyor bir turda. Ve şimdi üst koridordan bir kule daha. Ve alameti de kullanmadık bunun için. Bir şey kaybetmiyoruz ve alamet muhtemelen orta koridora alınan bir ya da iki skorun sonucunda açılacak Alper'in de belirttiği gibi. Ve altın farkı 3200'e çıkmış durumda. Gruptaki normal maçlarda son karşılaşmamız ama tabii ki eşitliği bozacak bir maç ihtimali oldukça yüksek. Bu maçı almak ve bir sonraki aşamaya çıkmayı garantilemek istiyoruz. Bu arada G4'da üçlü kuvvetini bitirdi. Bundan sonra sürekli olarak güçlenmeye başlayacak ve can sıkıcı dakikalara yaklaşacak. O arayı iyi değerlendirmek lazım. Şimdi alamet avantajımız var. Rahatlıkla o ejdere de baskı kurabiliriz. Bu arada bulut ejderi bizim gibi kovalama odaklı bir kompozisyonun içinde bayağı işine yarayacaktır. Tabii Sion'un çok işine yaramayacak ama en azından Jarvan ve Galio'nun kovalama konusunda işlerine yarayacaktır. Ya bulut ejderine bu arada öncelik vermezsek de büyük bir hata olmayacak. Tabii şu anda kalması da bizim için bir dezavantaj değil. Çünkü rakip almıyor. Ama güçlü olduğumuz dakikalarda çıkan bütün ejderleri toplamak önemli. Zeitnot da bu arada kuvvetlenmeye devam ediyor. Tabii Zaya sonunda eşyasını tamamlamayı başardı. Nyxar fırtına biçenini aldı. Ama 3400 altınlık bir fark varken burada bir oyun, bir savaş arayışı bizim için iyi olabilir. Çünkü hem Camille hem de Corki orada bir arayışta bekleyişte. Şimdi Fab iki kişiye kafa atacak. Yalnız Fab nispeten tank. Şimdi üç kişinin arasına geldi. Yardıma gelebilecek ama kimse yok o menzilde. Ultisini kullanıp duvara çarptı. Galio ultiyi attı yalnız. Menzilde olmasına gerek yok. GVM. Kahraman dalışı Fab'ın canını kurtarıyor. Sıçrası da çünkü bekleme süresindeydi. Fab biraz açıyı ulti açısını doğru tutturamayınca duvara çarptı. Şimdi bu noktada Rich'i yakalamayı başardık. Rich ultisini aktifleştirdi. Yalnız Nyxar geliyor. Kapalı bir alanda bu savaşı istiyor muyuz? Şimdi musibet zinciri. Patlayan fıçı geldi. Arkada Zaytnot'u korumak lazım. Zaytnot sıçrayla beraber tehlikeden uzaklaştı ve Lloyd'u almayı başardık. Şimdi arkada Zaya'yı yakalıyoruz. Yalnız Camille arkaya girdi. Tabii. 4 kişinin arasında Camille. Zaytnot'un düştüğünü göreceğiz burada. Zaytnot düştü yalnız. Geri dönüş hasar geliyor mu? Ön saplarda falan bekliyor. Lucky ile Snowflower birebir atıyor. Diğer tarafta Nyxar'ın üzerinde Somage o skoru sonunda aldı. Yalnız Rich'ten güzel bir combo geldi. Lucky savaşa geri giriyor. Şimdi GBM savaş yerlerini hiç fena kullanmadı ama GBM de düşecek. Kapalı alanda yapılan savaş hasarı olmayan G4'a hasar yaratma imkanı yarattı adeta. Zeitmuth'u da kötü bir pozisyonda yakaladılar açıkçası. Zeitmuth'un erken düşmesi bir anda hasarımızın yetmemesine sebep oldu. Rocky de ilk defa oyuna dahil oldu ve bu savaştan 1-0-2 olarak çıkmayı başardı. Bizim için hiç hoş olmayan bir haber olabilir. Rocky'nin bu savaşta bu kadar etkin olması. Umarım alamet boşa gitmez. Alamet boşa gidiyor. Zamanı bitiyorken kullanılan bir alamet. Ya tabii, bu savaşta bir de Sion ultimiz de yoktu. Plan orada şuydu. Lazım. Oradan bir ya da iki skor çıkarıp alameti daha aktif kullanabilmek ama burada işte kapalı alan. Artı Sion Galio ultimiz yok bu savaşa başlarken. Onu unutmayalım. Zeitnot'un bu kadar kolay düşmesinin sebebi GBM'in ultisinin olmaması. İlk başlangıcı burası. Çok odaklandık bu arada Alistar'ın üzerine. Sonrasında onlar Zeitnot'a gidince Zeitnot'u korumak için iyi yetişiyor burada. Stomage ve GVM de tekrardan sıçrayla geliyor ama burada işte Camille ultisi geldikten sonra hayatta tutmak biraz zor oluyor. Her ne kadar iyi bir kışkırtma gelse de GVM'den hasarı aynı hedefe odaklayamadığımız için Rocky buradan çıkıyor önce ve Zeitnot'u kaybederek bu savaştan çıkıyoruz. Alamet de boşa gitti ama bir ejder aldık. 2500 altın bir üstünlük Bahşişehir Supermassive tarafında. Bir sonraki ejderde daha ejderi olacak. Ya bizim ultilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli nokta bu. Az önceki savaşı çok rahat bir şekilde kazanabilirdik çünkü çok öndeydik. Yalnız Zeitnot dışında da koridorunda minyon üstünlüğü yakalayabilmiş bir oyuncumuz yok. Hatta Fab kötü durumda Rocky karşısında. Stomage var. Evet, Stomage bu arada Lloyd karşısında çok iyi. Ama hiç hasarı yok şu anda. Yani hasar tabii ki Jarvan'ın kendiliğinden gelen bir hasarı var ama ekstra bir hasar almadı şu ana kadar. Biraz onun hasarına ihtiyaç duyabileceğimiz bir maç.
Çünkü yeterince defansa sahibiz Galio ve Sion'la birlikte. Ya biz... Somaç da yeterince defans almış zaten kendine. Sion istediği başlangıcı da yapamadığı için o beklediğimiz çok yüksek hasar seviyelerini çıkarabilecek durumda pek değil. Orada Zeitnot'un birazcık desteğe ihtiyacı olabilir. Şimdi orta koridorda bir baskı kurma çabasındayız. Yalnız Nyxar tabii ilk eşyasını aldıktan sonra birazcık daha rahatladı. Ve Ascension'ın henüz herhangi bir kule alamadığını söylemek gerekiyor. O kuleleri aldıklarında altın farkını 800'e kadar indirecekler. Her ikisini almayı başarırlarsa. Corki de büyümeye devam ediyor. Tek kılıcını aldı. Raki büyümeye devam ediyor. Asıl problem Raki şu an şu dakikalarda. Orman kamplarını, kendi ormancısının orman kamplarına da dadanıyor bu arada Raki. Bu kadar minyon biçmesinin sebebi bu. Bu kadar önde olmasının sebebi bu. Yani Lloyd'un bu arada herhangi bir kaynağa ihtiyacı yok şu anda. Zaten ormanı kaybetti Stomage'de. Ama onun derdi arka tarafa girip Zeitnot'u takımımızın içine çekmek. Çünkü Zeitnot düştükten sonra az önceki savaşta net bir şekilde gördük. Hasarımız çok ciddi şekilde azalıyor. Ya düzenli hasar kaynağımız tek başına Zeitnot. Şimdi arkaya bir ışından geldiğini görüyoruz. Güzel yere geliyor. Rich'in üzerine doğru mu gideceğiz acaba? GBM arkada birini yakalamaya çalışacak. Şimdi afet geldi. Orada Lloyd patlayan fıçısını kullandı. Yalnız Zeitnot'a isabet etmedi. Yalnız bir ışından da onlardan geliyor. Fab. Şimdi ultiyle beraber Fab. Yalnız Nyxar'dan güzel ulti. Şimdi arka tarafta Corki güzel bir hasar çıkarıyor. Zeitnot yine düştü. Zeitnot'un düşüğüyle beraber bu savaş bizim için hiç istemediğimiz bir yere doğru gidiyor. Diğer tarafta bu arada Lloyd düşmüştü ama Lloyd'un hasarı limitti. Şimdi Nyxar'ı afiye alabilsek. Nyxar'ı sonunda almayı başardık. Şimdi bakalım arkadan Stomach çıkacak mı? 3'e 3. Yalnız Raki de var orada. G4 da var. Hasarları çok fazla. Burada daha fazla yer almadan çıkmak lazım. Yani yine Zeitnot'u korumakta güçlük çektiğimiz bir savaş izledik. Bir önceki G2 maçında da benzer bir kompozisyona sahipti. Evet gene Varus oynuyordu ama kompozisyon farklılığı orada işte devreye giriyor. Orada herkes Zeitnot'u koruma odaklı şampiyonlara ve mentaliteye sahipken şu anda biraz daha rakibi düşürmeye yönelik hareketler yapıyoruz. Ve Zeitnot sürekli bir şekilde birebir kalıyor birileriyle. Evet. GBM'in ultisi yine gelmedi bu arada. Yani kullanmaya çalıştı ama havalanamadan da kitle kontrol dediği için bozuldu. Yine farklı bir savaş izleyebilirdik. Ve iki tane üçlü kuvveti olan şampiyona karşı bu kulelerde nispeten hızlı bir şekilde kaybedilebilir. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Ya güzel bir yere ışından geliyor ama Lloyd'un üzerindeki kronometre takım arkadaşlarının yetişmesine çok fazla zaman sağlıyor. Burada görüyoruz. Corki'nin dışından da geliyor. Hop bu kronometre bütün her şeyi değiştiriyor. Nyxar'dan da bu arada burada güzel bir ulti geliyor. Ya bu arada Corki'nin paketi de orada işin rengini birazcık değiştirmiş. Evet. İşte burada tabii Zeitnot'u en iyi koruyabilecek şampiyonumuz aslında Fab burada. Hem roketlerin önüne geçerek hem kitle kontrolünü kendi uygulayarak. Ama tabii Fab'da o sırada o pozisyonda olmadığı için Zeitnot'u koruyamadık. 2-2 bir değişim ama bu tarz 2-2 değişimler şu anda onların işine daha çok yarıyor. Hem Corki hem Camille'leri var. Bu kadar bizim biraz daha bu dakikalardaki takım savaşlarının daha güvenli ve daha kararlı sonuçlarla çıkmamız gerekiyor bunlardan. Yani Corki'nin de bu arada içeri girdikten sonra verdiği korkunç hasar. 2600 hasar ve az önce sadece 1.5 eşyadaydı diye hatırlıyorum. Evet. Üzerinde sadece tek kılıcı ve üçlü kuvvet vardı. Muhtemelen evet fırtına biçeni bitmiş durumda şu anda. Fırtına biçen yapması bu arada güç patlamasını özellikle 3 eşya güç patlamasını bayağı geciktiriyor. Ama şu dakikalarda biraz daha güçlü evet, en azından. Bu dakikalarda çok daha güçlü. Nazaran. Bir de oyunu istedikleri seviyeye getirmeyi başardılar şu anda. Yani bizim o baskımız birazcık daha etkisini kaybetti. Evet, karşılaşma konuda karşılaşma konusunda kendilerini muhtemelen daha hissediyorlardı. Bu arada Raki ile Fab birebir içindeler. Fab yalnız orada ultisini kullanmak zorunda kalacak mı kalmadı ama kulemizi kaybettik. 1400 altına düştü fark. Tabii bizim artık bir objektif üzerine, şu anda tabii haritadaki ana objektif Baron. Onun üzerine bir baskı kurup Raki'yi Fab'la birebir yapmaktan kurtarmamız gerekiyor. Yani aslında somut bir objektif olmayan görüş üstünlüğü konusunda biraz çaba gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Bizim bir şekilde Baron etrafında oyun yapıp Baron'u almamız gerekiyor. Yani özellikle. Tabii Baron'u almak az için önce, de çok ideal bir senaryomuz, bir kompozisyonumuz yok. Az önceki karşılaşmada bir benzerini görmüştük. Ayrı kittirme yapan şampiyonları en iyi Baron'unuz varsa durdurabiliyorsunuz. Başka türlü bizim Camille savaşları çekme gibi şansımız yok açıkçası. Şimdi Zeitnot geri dönüyor. Bu geri dönüş bizim için önemli. Muhtemelen çünkü mahvolmuş kralın kılıcının ardından Ginson'un hiddeti de şu anda artık Zeitnot'un ellerinde. Bir de kronometresi var. O kronometre de
İşleri değiştirebilir. Evet yani çünkü savaşların genelinde Zeitnot'a odaklandıklarını gördük ama orada kazanılacak 2,5 saniye Zeitnot'u hayatta tutabilir. Camille ultisini bile yese rahat edebilir yani bu noktada. O yüzden işte bu kronometrede varken Baron etrafında bir oyun, bir savaş kovalasak, oradan bir Baron çıkarsak bir anda karşılaşmayı kazandığımızı görebiliriz. Yani takımda da ufak bir tutukluk var, onu da atma açısından güzel bir takım savaşı. Ve burada alınacak galibiyet çok çok önemli çünkü olası bir eşitlik maçına moralimiz yerinde girmek istiyoruz. Yani kesinlikle. İki maç kaybetmiş olarak girmeyi kesinlikle istemiyoruz. Bu arada Camille'den korumak, Corki'den korumaktan daha zor. Şu anda Zaytmut'u. O yüzden kronometre o konuda biraz daha iyi iş yapacaktır. Ya Camille ultisindeki anlık hasarıyla alamazsa Zaytmut'u kitle kontrolünü yetiştirebiliriz oraya. Artı ulti gelirken de Zonya basabiliyorsun ve ultinin etkisi tamamen yok oluyor. Biraz daha ellerinde bir savaş istiyorlar mı bakalım. Ölüm cezası tutmadı Nyxara. Ve dağcılarına başladılar Lloyd ve G4. G4'un bu arada paketi var. Yalnız burada savaş başlatabiliriz. Nyxar ve Rich çok ayrı takımda. Fab ters pozisyonda. Şimdi Nyxar arka taraftan geldi. Fab'ın üzerine doğru mu gidecekler? Diğer tarafta yalnız yakalanan bir Rich var. Rich yalnız oldukça tank. Şimdi Sion ultisiyle beraber çıkamadı. Çünkü Hextech ultimatonun içinde kaldı. Şimdi hayatta tutabilir. GBM takım arkadaşını tutmaya başladı. İnanılmaz bir afet geliyor. Bu acaba Essential'ın afeti mi olacak? Arka halde skorlar Rich de düşecek. Bu dağcılar anlamına gelecek. Storm, Jarvan dedi, Mayhem dedi. Storm ve GBM kafasına indirdi. Dirsini yüzde geldi yalnız. Şimdi Rocky kim takip edecek oradan? Yani aslında istediğimiz her şeyi aldık. Rocky buradan kaçsa bile bizim adımıza çok kötü bir durum olmaz. Yani Baron biraz riskli, 15 saniye sonra... Canlarımız yeterince var, ormancımız ve var. Ve ışınlar attık geldik. Fab ışınlarını kullandı buraya. Çok rahatlıkla alabiliriz. Rocky'yi de çok rahatsız ettik. Tamam, sadece G4 kaldı. Yani o smaçların üstüne de sadece G4 kalmalıydı zaten. Şimdi hata yapmayıp bu Baron'u alıp Baron'la çok rahat kuşatma yapacağız. Ölüm cezası, G4'u yakaladı. Gitmek lazım oraya. G4 skorunu da alalım şuradan. Hadi çocuklar, son bir otomatik saldırı. Snowflower. Küçük bir nişancı taklidi. Müthiş bir skor ama Baron'u aldıktan önemlisi 6 farkı 5000'e dayanmış durumda. Ya bu arada... Tutukluğumuz çok belliydi ama şuna ihtiyacımız vardı. Storm'un savacına ihtiyaç vardı. Sadece Storm Edge'de değil, 3 kişiye kışkırtma geldi aynı anda GBM'den ve anlık hasarla bir anda eridiler. Ya bu tamamen koordinasyon, takım oyunu. Önce Fabulous'u çok güzel kurtarıyoruz. Burada aynı anda kararı verip aynı anda uyguluyorlar. Muazzam. Muazzam bir takım yani savaşı. Yani bunu ancak tek kişi yaparsa bu kadar koordineli yapabilirsiniz. Storm ve GBM'e tebrik etmek lazım. Tek vücut gibi. Bahçeşehir Supermassive odasında takımın yönetim kadrosu. Valla şu görüntünün aynısı yanımda az önce Noel Dayı'da da vardı. Aynen öyle, bir tek masaya vurmadı neyse ki. Ve şimdi Baron güçlendirmesiyle artık şu altın farkını çok daha iyi bir seviyeye çıkarmak lazım. Tabii Baron'u tutabilecek mekanikleri yok bu arada. Corki Baron, rakipte Baron olduğu zaman çok 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 zorlanan bir şampiyon. Başka hiç Baron, Baronlu minyonları tutabilecek bir güçleri yok. Şimdi Snowflower rakibi de gördü oradan tabii. Şimdi G4'un hasarına karşı güzel bir silah gelmiş. Sihir içen gelmiş Zeitnot'tan. Dolayısıyla G4 o kadar da hızlı eritemeyecek artık nişancımızı. Öte yandan az önceki savaşta kronometrenin de kırılmadığını da belirtmek lazım. Şu anda artık maçın ibresi bize nispeten dönmüş durumda. Şimdi ama iyi bir uygulama gerekiyor. Çünkü rakip takım oyunun sonunda oldukça tehlikeli olabilir. Ama biz bu ya tutuşu sıkıştırmamız lazım. Yani nefeslerini kestik. Artık galibiyete gidecek son hamleyi yapmamız direkt lazım. Direkt koridorları çok iyi ayarladık. Alt koridor bizim lehimize ittiriyor. Buradan kuşatmaya devam etmemiz yeter. Savaş başlatmak istiyorlar artık. Şimdi Rocky'nin pozisyonuna çok dikkat etmek lazım. İçeri bir totem. Evet, şu anda Snowflower'dan geldi. Rocky'nin kanca atışı yapacağı yere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkada bu arada Lloyd yakalandı. Lloyd'a her şeyimizi adadı. Güzel oldu. Şimdi arkada afet kullanıldı. Ulti de geliyor yalnız. Ulti iptal edildi. Rich'ten güzel oyun ama istediğimiz yere çekti herkesi. Şimdi içeride Gargoyle Taksir'e aktif bir fan varken diğer tarafta hiç o kadar tank olmayan bir Alistar var. Üst koridordan iyi bir tür alacağız. Maçı bitirmek üzere ilerleme şansımız var. Rakipte hasar var ama tank ve ön sap yok şu anda. Kitle kontrolü yok, hiçbir şeyleri yok şu anda. Üstlerine koşup kulelere vuracağız. Kulelere vuracağız ve engellemelerinin yolda pek var gibi görünmüyor. Zaten engelleyemiyorlar. Birinci Nexus kulesi düşecek. Minyonların da sayısı oldukça fazla. İkinci Nexus kulesine doğru gidiyoruz. Grupta ilk ikiye girmemizi garantileyecek bu karşılaşmada. Yine geçen gün olan maç gibi hiçbir şey olmuyor gibi görünüyordu ama 1,5 dakikada maçı bitirmeyi başarıyor temsilcimiz. Bahçeşehir Supermassive. Grubun geçici lideri, artık arkamıza yaslanıp geri kalan maçları izleme zamanı ve umuyoruz dünya şampiyonasında gruplara kalma zamanı. Derin bir nefes aldık hepimiz de bu karşılaşmada.
sıkıntılı bir karşılaşmaydı. Sıkıntılı dakikalar geçirdik ama işte bu takımın belki de en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Bir açıklık buldu mu maçı bitirecek hamleyi yapabiliyorlar. O ejderde yaptığımız hamleyle anında kazandık maçı. Bundan da bahsediyorduk. Baron varken bir savaş yapıp bir şeyler yapıp Camille'in ayrı kittirme potansiyelini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Savaşı yaptık. Savaşı kazandık. Baron'u aldık ve maçı bitirdik. Camille'in de işlevi tamamen düştü. Tam olarak derin nefesimi o noktada aldım bu arada. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Herkes coşmuşken hiç konuşamamamın sebebi o nefes almakta. Ben de gördüm böyle bakıyordu en son. Oh! Ya tam o noktadaydı. Almam gereken nefes. Çünkü yani... hakikaten...